Herkese selamlar. Patlıcan fidelerimizi dikim yapalı bir ay geride kaldı. Önceki videomuzda fideleri dikim yaparken yaptığımız uygulamaları göstermiştim. Bugün videomuz ikinci video olacak. Onda da ilk açan çiçekleri koparıyoruz. Bunun nedeni ise bitkinin daha iyi gelişmesi, yeşil kısmının gelişip meyveye dönmemesi. Bitki şu an çok ufak olduğu için yaklaşık olarak 30 santimetre kadar boyumuz var. Şöyle bir karış. Şurası 30 santimetre diyebilirim. İlk çiçekleri her zaman yoluyoruz. Bu biberde de aynı şekilde. Domates harici ilk meyveleri ve çiçekleri koparıyoruz. Kabakta da zaten bunu göstermiştim. Bunun nedeni ise şöyle göstereyim. Şu an bitkimizin boyu dediğim gibi 20-30 santim civarında. Şurada göstereyim. 3 tane meyve. Hemen şu arkasında 2 meyve, şurada bir meyve, 3, 2, 5, 6 etti. Şurada 7, şurada 8, şurada bir tane daha geliyor, 9. Yanlarından da geleceklerini hesaplarsak sadece 20-30 santimlik bir büyüklükte 10 adet meyve var. Hatta ilerleyen sıralarda meyveleri görmek de mevcut. Bu yüzden bunları beslemek için her zaman ilk çiçeği koparıyoruz. Çünkü ilk çiçek bitkiyi çok yoruyor. Şöyle göstereyim hemen. Sırayla hepsini kopartıyoruz. Kabakta bunu belirtmiştim, hatta cansız bitkileri tek bir çiçek değil de meyve değil de yaklaşık olarak 3-4 meyve koparmıştık. Birazdan zaten kabaklara da gideriz, onları da gösteririm. Şu artık çiçek tutmuş, meyveye dönmüş. Şu çiçeği çekersek meyvesini görebilirsiniz. Kısmet olursa 2 hafta sonra ilk kopartmadığımız çiçeklerin meyvesini toplaya başlayabiliriz. Şurada 3 bitkinin çiçeğini kopartmadım bile bile. Bunları hepsini tek tek gezip koparıyoruz. Bunu mesela kopartmışız. Kopartmamışız şurada. İlk bitki ne kadar çok yeşil aksam sağlarsa sonra yaz zamanlarda verim daha çok artıyor. Şurada da şuradaki dalların budamasını yapmıyoruz. Çoğu kişi bunları budayıp üstten dallandırıyor. Bizim sıramız şöyle bir hat olduğu için şöyle göstereyim. Yaklaşık olarak bir hat 40 metreye yakın. Bunlar birbirine destek oluyor. Sağa ve sola yatmıyor. Eğer bunu budarsanız direkt üst kısma çalıştığı için rüzgarlarda yatma yapabiliyor. Bu yüzden biz her zaman şunları birbirine sabitliyoruz. Hatta verim çok çok yüksek olduğu zaman buradaki üreticiler bitkinin sağına ve soluna ip çekip bunları destekliyor. Hem bu sayede verim de artmış oluyor. Şurada zaten dediğim gibi hemen göstereyim. 2 adet çiçek var. Şunda 2 adet var. Arkadakinde 2 adet olacak. 2, 4, 6. En az şu ilk dallardan 10 adet meyve alırız. Bu da yaklaşık olarak 1 kilo eder. Bunu önceki videolarda da göstermiştim. İlk çıkan ürünler her zaman para ediyor. Meyveleri göstermeye çalışayım. Şurada büyük olanlar vardı. Şurada mesela artık patlıcan baya baya kendini göstermiş. Dediğim gibi yaklaşık olarak 2 hafta içinde ilk ürünleri toplarız. Şöyle yaptığımız uygulamalardan bahsedeyim. Fidemizi diktik. Bu sene hiç taban gübresi kullanmadık. Sadece hayvan gübresi verdik.
Yaklaşık olarak bir dönüme 4 ton havaran gübresi verdikten sonra toprağı işledik. Daha sonra fidemizi diktik. Ondan sonra havara hep yağışlı gittiği için hiçbir gübre veremedik damlamadan veya yapraktan. Ondan sonra yanılmıyorsam bir hafta önce yaprak gübresi olarak NPK ve TE yani temel element gübresi kullandık. Kullandığımız gübre DRT firmasının yani Doktor Tarsa firmasının Speed Food adlı ürünü, Starter diye de geçiyor. Arayıp bulabilirsiniz. Bunu yapraktan verdik. Yaklaşık olarak yanılmıyorsam 100 litre suyun içerisine 300 gram katılıyordu. Bu da bizim için yaklaşık olarak 25 litre suya bir dönüm gübre verebiliyoruz. 4 dönüm yer eder. Bizim de zaten yaklaşık olarak bir 500 metrekare yerimiz var. Az masrafla yüksek ürün almaya çalışacağız bu sene. Zaten bitkinin gelişiminden de anlayabilirsiniz. Yapraklarımız tamamen koyu yeşil. Herhangi bir sıkıntımız yok. Çiçeklerimiz çok iyi. Çiçek tutumu da bayağı fazla. Bazı çiçeklerde, bitkilerde 2-3 çiçek mevcut. Bunun haricinde çok gelen sorulardan birisi aralardaki otları nasıl temizliyorsunuz? Şu an gördüğünüz bütün bahçede fasulyelerde, kabaklarda, reyhanlarda, patlıcanlarda, marulda el çapası kullanıyoruz. Normal buraya çapa motoru sokmuyoruz. Bunun nedeni ise bizim kökler yüzeyde olduğu için yaklaşık olarak 2-3 santimetrede olduğu için ve yayıldığı için mesela şu patlıcanın kökü şuralardadır. Bu patlıcanın kökü de buralardadır. Yaklaşık olarak 2 hafta içinde bütün hepsi 1 metrelik yolun ortasını geçer. Bu yüzden çapa motoru derin işlediği için el çapası kullanıyoruz. El çapası da normal su çapası veya işçilerin kullandığı çapa. Kesinlikle bu aralara çapa motoru sokmuyoruz. Çünkü kökler zarar gördüğü an bitki hemen buna karşılık veriyor. Hatta onu da gösterebilirim. Kullandığımız el çapası bu. Su çapası büyük olduğu için şu ara kısmı çok kolay alıyor. Zaten onun da çapamız hazır. Bugün buradaki araları çapalayacağız. Onu da şöyle göstereyim. Mesela şuradaki fasulyeleri ilk çapalamamızda hava biraz sıcaktı. Yağmurdan sonra bir sıcaklık oluştu. Biz çapayı yaptık. Kökler zarar gördüğü için hemen yapraklar şöyle yandı. Bunun nedeni köklerin zarar görmesi. Eğer yağışlardan sonra kökler çürürse aynı etkiyi görebilirsiniz. Bu her zaman kökteki olan hastalığın belirtisidir. Ya da kökün kopmasıdır. Biz çapaladığımız için ilk yapraklarımız her zaman böyle oldu. Diğer fasulyeleri göstereyim. Orada da çapayı erken yapmıştık. Bu kadar geç kalmamıştı. Onlarda herhangi bir sıkıntı olmadı. Yani çapa önemli. Bu bizim şurada yaptığımız ikinci çapa olacak. Artık bitkiler geliştiği için herhangi bir çapalamaya gerek olmayacak. Bildiğiniz gibi yapraklar, daha doğrusu şu otlar güneş görmediği sürece hemen büyümez. Bitki de yayıldığı için yabani otların büyümesini engelliyor. Reyhanlarımız. Yanılmıyorsam bu sene reyhanlarla ilgili video gelmedi. Tohumdan hasada kadar bir video eklemeyi düşünüyorum. Bir hafta önce dikim yaptığımız marullar. Bunların gelişimi çok iyi. Marul piyasası da artık çok hızlandı. Önceki şuradaki marulları dikim yaptığımızda marul 5 liraydı. Bunları dikim yaptığımızda 10 lira olmuştu. Bu hafta marul direkt 15 liraya çıktı. Şunlar bir sonraki fasulyelerimiz, şuradakilerde barbunyalarımız. Onların yaprakları çok çok iyi. Şöyle göstereyim, herhangi bir yanma yok. Çapa çok önemli. Her zaman şuradaki aradaki otları almanız gerekli.
Eğer almazsanız patlıcan da veya biber de hiç fark etmez. Zararlı böcekler veya hastalıklar her zaman ilk yaban otlara geliyor. Bu yüzden mutlaka bu otlara karşı önlem almak gerekli. Ot ilacı kullanmadığımız için de direkt çapa yapmak gerekiyor. Bugünlük bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.